asgari ücretle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Aralık ayına girmemizle birlikte en çok merak edilenler arasında hiç şüphesiz ki asgari ücretin ne kadar olacağı yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmalar sonrasında işçi tarafından 3750-4000 lira arasında, işveren tarafındaysa 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini ifade etti. Vatandaşlar da ortak paydada buluştu. Sizce asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret en az olması gereken rakam 5 ile 6 olması gerekiyor. Şu anki koşullar buna el vermiyor bence. Ama en kötü ihtimal 4-4250 gibi olacağını düşünüyorum. Beklentimiz daha yüksek. Bu piyasada ne olur bilemiyorum artık. Ne olması gerekir? Enflasyon %30 ise %30 almamız lazım. Ki yani yine o da yeterli değil ama. Asgari ücret 3800 ile 4000 arası olur diye düşünüyorum. Yani 3,5 geçer. 3,5 geçer. Asgari ücretin ikinci toplantısı ise 7 Aralık Salı gerçekleşecek. Bu kadar da pes dedirten görüntüler Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. 74 yaşındaki Nazife Gülyaz'ın evine daha önce tanıdığı bir kişi gelerek temizlik yapacağını söyledi. Kadını içeri alan yaşlı kadın bir süre sonra şahsın masa üzerindeki içerisinde 2900 TL emekli maaşı bulunan cüzdanı aldığını gördü. Yaşlı kadın dirense de şahıs cüzdanı alarak olay yerinden kaçtı. Öte yandan yaşlı kadının olay anındaysa elinin burkulduğu da öğrenildi. Yaşlı kadın komşularından yardım isteyerek durumun polise bildirilmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislere olayı anlatan kadın parasını çalan şahısla parkta tanıştığını söyledi. Masanın üstünde cüzdanı da böyle gördü, aldı gitti, siyah cüzdan. Sen tanıyor musun? Tanıyım, tanımaz olur mu? Ya o yapmaması lazım. Yaptı işte, aldı hepsini götürdü. Çantanda ne vardı? Dün maaşımı aldıydım, emekli maaşımı. Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Büyük Kışla köyünde 25 yaşındaki Fatma Küçük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca bir aylık bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Ardından da komşularına giderek bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan vücudu kısmen yanmış olarak çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük jandarma tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Aybük Enaz geçtiğimiz yıl SMA tip 1 hastalığıyla dünyaya geldi. Doğduktan sonra bebeklerinin SMA hastası olduğunu fark eden Leman ve Eyüphan Güneş çifti hemen Adana'nın Suluca köyünden hastaneye yakın olabilmek için merkeze taşındı. Şu anda 1 yaşında olan Aybük Enaz 9 kiloda ve 13,5 kilo sınırına ulaşmak üzere. Kızlarının yoğun bakımda büyüdüğünü ve evlatlarının sağlığına kavuşmasını isteyen Güneş çifti, Aybük Enaz'ın sesini duyurmak istiyor. Gözü yaşlı anne Leman Güneş, "Ben evladımı daha kucağıma alamadım, kızımın mezarını değil başını okşamak istiyorum." diyerek Aybük Enaz için yardım kampanyasına destek istedi. Altyazı M.K.
Antalya kent merkezinde neredeyse her mahallede başıboş plastik dubalar yer alıyor. Esnaf yol kenarına araçların park yapmaması için masa, sandalyeden sonra şimdi de çivili duba yerleştirmeye başladı. Sokak, cadde, bina ve dükkan önlerindeki yol kenarlarının zincir, duba ve betonlarla yolu kapatması her ne kadar suç olsa da Antalya'da dikkate alınmıyor. Bu alanlara izin alınmadan konulan tabela ve dubalar, kabahatler kanunu açısından cezai işlem gerektiriyor. Öte yandan yola sabitlenen plastik dubaların dik durabilmesi için içerisine çivi çakanlar bile oluyor. Esnafsa duruma oldukça tepkili. Ama onun yapılmaması gerekiyor. Bizim de önümüze araç koyanlar bize engel oluyor ama biz yapmadık. Tabii ki biz de yanlış karşılıyoruz bunları. Bizim de dükkanımız var, yani biz de araba koyuyoruz buraya. Biz de o şekilde yapsak gelen müşterilerimize karşı yanlış olur. Adam dubayı yeni açtırmış, kendi müşterisi nereye koyacak? Ondan alışveriş yapacak adam, gelip şey yapmayacak. Öyle olur mu ya? Devletin yeri onların mı? Gönlü abinin mi? Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Alanya ilçe merkezi ve mahallelerinde piyasaya sürecekleri tespit edilen zehir tacirleri için Alanya ilçe jandarma komutanlığı ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Alınan arama kararına istinaden yapılan şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 167 gram metamfetamin, 55 gram kubar esrar, 102 adet uyuşturucu hap, 2 gram toz esrar, 2 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken şüpheliler adliyeye sevk edildi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Ilıca Mahallesi D400 karayolunda durdurulan bir araca operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Pars'ın katılımıyla yapılan aramada araçta 895 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili ikisi Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Antalya Kültür Sanat sezonun ikinci sergisini sanatseverlerle yeniden buluşturdu. İddiaya göre ben okuyamıyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen serginin bu seferki konusu gündüz düşleri. 6 sanatçının üzerinde çalıştığı sergi uluslararası ve Türkiye'nin nabzını tutuyor. Türkiye'deki güncel, toplumsal, siyasi, ekonomik ve ekolojik yapıyı ele alan sergi çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, düzenlenen serginin tamamının Antalya Kültür Sanat'ın sergisi olduğunu belirtti. Yukarıdaki iki sergide Antalya Kültür Sanat'ın kendi toparladığı, kendi düzenlediği, kendi dizayn ettiği, kuratörünü kendi bulduğu, yani Antalya Kültür Sanat'ın sergileri bunlar. Galeri Nevin İstanbul'da açtığı serginin bile üzerine değişik çalışmalar yapılarak burası için kurgulandı. Çetin sergiye tüm Antalyalıları davet etti. Bu defaki açtığımız sergi çok önemli sergiler. Bütün Antalya'nın ben bunu gelip burada görmesini, izlemesini bekliyorum. Hatta bugüne kadar yaptığımız sergilerin içine de en çok girişi olan sergilerden biri olacak sonuçta. Antalya Kültür Sanat Müdürü Münevver Eminoğlu da sergi hakkında bilgi verdi. Uyanıkken uyur olma hali, uyanıkken dalgın olma hali, uyanıkken gördüğümüz herhangi bir objenin, bir olayın, bir şeyin bizi başka yerlere sürüklemesi ve kurgu bir dünya yaratması zihnimizde. Hali üzerine bina edilmiş bir sergi aslında.
Türkiye'nin toplumsal olaylarını ele alan sergi, yaşanan problemleri gözler önüne seriyor. Güncel, Türkiye'deki güncel sanatın nabzını tutan, hem toplumsal hayatı, politik gelişmeleri, hem de ekolojik tabii, bugün artık ekolojiyi politikadan ayırmak mümkün değil.